Şimdi tekrar bir ASP.NET aplikasyonu sıfırdan başlatalım arkadaşlar bu sefer. Bunu da yine aynı klasöre atalım. Nasıl olsa sizlere bu kodları vermeyeceğimiz için her bir şeyi üretimi siz kendiniz yapın. Buna web 2 diyelim. Okay. Yine grid yapısını çekelim. Kaydedelim. Tekrar bir F9'a basalım. Boş bir sayfayı test edelim. Evet, bu problem neydi? Web config. Evet, web config'te o role manager'ı şu kısmı sileceksiniz. Derleyelim. Ondan sonra buraya gelip F5'e bastığımızda evet şu anda yeni yaptığımız kalıp hazır. Bu arada şu komponentleri artık tam bir gözükür halde dönüştürelim. DMS'i ASP'yi açalım. Sırasıyla ya da önemine bine sırası kim gelirse onlara şey edelim. Önce bir tane scroll panel. Bunu herhalde hemen önce gördünüz. Buraya şu Delphi'den şuradan bazı bilgiler kopyalayalım. Bunun mesaj listesine yapıştıralım. Hatta bir tane daha yapıştıralım, bir tane daha yapıştıralım, bir tane daha yapıştıralım. Burada bir sürü bilgi olduğunu düşünün. Bunu kaydettiğimizde böyle oluşur. Ondan olabilir mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi girdikten sonra önce bunu bir derleyelim tekrar. Ctrl Shift F9'la tasarımı açtığımızda bakın bir sürü bilgimiz sadece şu kadarlık bir alanda down down diyerekten kaydırma işlemini ama en güzel özelliğinin ise şuradaki özelliklerinden scroll style click diyor. Bunu mouse move'u seçerseniz ve şurada da gerekli hızı da kendinize göre ayarladığınızda ve control F9'a derleyip Explorer'ı tazelediğimizde bakın gayet şık gerçekten. Ha bunları her türlü renklerine, fontlarına oynayabiliyorsunuz. Hiç tıklamaya bile gerek kalmadan farenin mouse move olayıyla yukarı aşağı kaydırmak suretiyle insanlara bilgilendirebilirsiniz. Bu arada tıklayınca da oluyor. Tıklayınca da oluyor. Tabii. İkisi de oluyor. Peki burada her satıra link verebiliyor muyuz? Yok. Onun şeyi ayrı. O yok. Var var var. Var mı? Burada temelde hepsi var. Çünkü bu güzel bu, bir özellik. Bu iyi bir özellik. Bu sadece bilgilendirme. Yani bilgilendirme mantığı yerlerde gayet şık. Dosyadan okuyor değil mi normalde? Bir dosya okutuyoruz belki de. Elimizde yazmıyoruz. O grid girer. O sizin dosyadan okutacaksanız grid'e girer o iş. O işi yapın daha güzel şeyler var. İşte ben geçen o şeyi sordum ya. Çok anladım. Text dosyadan. Bak görüyor musunuz? Boyutlandırdık. Kaydettim ve bozulmadı. Kendi akan bu değil herhalde. Hem şeydenmiş ha. Akmayı sağlayan başka bir komponent mi var? Banner mı? Kendi kendine akıyor.
Şu gradient label'ı tekrar buraya çekmek istiyorum arkadaşlar. Az önce söyledim, dedim ki kaldı onu dinletemedim ben. Neyi dedin? Benim hata yapıyorsun. Şöyle Akbim bilgisayar kursu. Artık böyle olsun adı. Şöyle bir şey. Böyle gradient dediğimiz şey belli bir şeyden, renkten belli bir renge doğru itme olayı. Mesela custom'dan, kırmızıdan, işte ne bileyim, marundan, böyle bir şey. Ondan sonra yazıyı da buna göre ayarlayıp fontuna gidip, ondan sonra gayet şık şeyler verilebiliyor yani bunlara. Ondan sonra fontunda şöyle 30. Köşeleri şöyle kırabiliyor muyuz? Yuvarlak başlayabiliyor muyuz? Bunda yok herhalde. O da strike out. Yok herhalde ama yok. Bunda yok. Ha, öyle bir şeyin içerisinde de bunu koyabilirsin. Ne derler? Şöyle bunları yerleştirmiş olalım. Kaydet. Evet, bir şey olan yok. Bu sadece görsel bir özellik. Başka hiçbir şey yok. Şimdi alfabetik gitmiş buradan. Biz de gidelim, önemli değil. Date edit arkadaşlar. Bunu tıkladığımızda karşınıza insanların çok rahat tarih seçeceği bir bileşen. Bunu tazeleyelim. Buradaki tarih tek kursor neredeyse orayı arttırıyor. Elimizi de gidebiliyoruz. Evet hocam, buradaki şey tarihi aldırabiliyor muyuz? Tabii. Tabii. Format da değişiyor herhalde. Evet. Hani mesela şimdi Bakalım. OneNote olayına gidelim. Geç 15.9 otomatik almış zaten. Gün, ay, yıl. Buradan ay, gün bilmem ne diye şey edebilirsiniz. Separatör ne olacak? Separatör şu olacak. Ondan sonra bugün ayın kaçı? 12'si. Tarzında. Yıl ne? Bu. Mount ne? Ay bu. Yok. Hatta bu bilgileri tek tek de kullanabiliyorsun da. Nasıl yani? Yani bunu bir sadece sana ay lazım veya sadece gün lazım. Yani buradan mesela kullanabilirsin. Hani şeylerle bu yarın bir gün search yaptığımızda mesela şu anki buradaki tarihi mesela. Daha güzelleri var o tarihle ayrıca. Yok anlamadım ben seni. Söyle. Buradaki tarihi de ki bir SQL döngüsü içerisine soracağız, tamam mı? Tamam. Bunu aldırabiliyor muyuz? İşte ben onu söylüyorum. Ben de onu yapmaya çalışıyorum ya sana. Şimdi o buton yerine buradaki bir butonu kullanalım. Bunun da ön izlemesinden Deep Space mavili bir şeymiş. Arktik ve buzulla alakalı bir hazır. Şu sol taraf otomatik değişiyor arkadaşlar. Böyle. XP'nin logo. Böyle bir şeymiş. Summer. Yaz sonu. Böyle. Ondan sonra bunlarla böyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi buraya yine label'ı zaten buraya koymuştuk. Gradient Label 1. Bunun text özelliğine. Bunun adı neymiş? Ada ve Date Edit 1. Şimdi bunu çift tıkladığımızda girmez. Bunun event'ına click'ine tıklayacaksınız. Gradient Level 1'in text özelliğine bunun adı neydi? ADV Date Edit. ADV Date Edit 1. Bir bakalım text özelliği var mı? Yok. Date özelliği var mı? Var. İşte. Bunu bu haliyle almaz. Ne yapacaksınız?
Bir değişken tanımlayalım hemence. Tarih cinsinden. Ondan sonra şuraya gelelim. Tarih to string. Okay. Derle. Evet, şimdi buraya bakalım. F5. Şimdi bunu tıkladığımızda butonu 12.09'u, hani o bilgiyi direkt kullandık. Şimdi şu öyle bir şey seçti. Direkt kullandık. Bunu sorguda kullanabilirsin işte. Bu tarih değişiyor değil mi? Girdiğimiz tarihe göre. Biz mi veriyoruz yoksa? Sen veriyorsun manuel. Ha, istersen tarih değişkenine senin istediğin tarihi de atayabilirsin. Şimdi ama bunun bana göre güzel bir özelliği şu. Sadece ben yılı istiyorum. Bu çok güzel. Şuradan year diyorsunuz. Integer tipindenmiş bak. Bu çok hoş. Bir derleyelim bunu. Ondan sonra buraya gidip F5'e bastığınızda, eskiden bunu copy'yle, mid'le işte birden şuraya kadar şunu alıp bunu et filan denilebiliyordu. 1905. Ama yine de daha da hoşmuş. Evet. Date format, date'ini aldık. Şimdi bunu da şöyle kenara koyalım. ADV 8. Bunda arkadaşlar bakın şurada görmüşsünüzdür. Advanced on max length return dönüşü. Ondan sonra bunlar autofocus. Bunu tıkladığınızda otomatik olarak buraya odaklanıyor. Ve en güzel şey de bu. Sadece yazı girdirirsiniz. Sadece numara girdirirsiniz. İşte bunun bu tarz hoşlukları var. Evet. Şimdi bunu bir de burada görelim. Bakın ABC'ye basıyorum, olmuyor. Rakamlar arıyor. Değil mi? Buna bile kod yazıyorduk bir sürü. Lokal programcılıkla. Peki bilgiler ayırma falan? Var, onlar. Sağda yani. Onlar. float'tan da halledebilirsiniz ama onun şurada şeyleri yer. Şimdi spin'lerden biraz bahsedeyim. Bu da işte ki biz şeydeki gibi. Normal Delphi'de de var o tarz şey. Bunun işte kaçar kaçar artacak, en fazla kaça kadar artacak, en fazla 100'e kadar artacak, onlar artacak. Nereden başlayacak? Sıfırdan başlayacak. Sonra bunu change it olayına var mı bakalım. Evet, text change it olayı. Şunun adı neydi? ADV edit 1. Bunun text change it olayına ADV edit 1'in text özelliğine eksellerini ADV spin spin 1'in value değerine şey text değerini yerleyelim. Atayalım. Bu atmadı. Sebebi? Evet, sebebi? Mesela atıyor. Hayır, ama ben şu edit kutusuna at dedim. Evet, evet. Doğru saydı ama ötekini niye yapmadın? Sayısal. Onu niye yapmadın? Sayısal mı çevirecek? Yok, bir şey mi? Hatırladınız mı? Faktür yapacağız. Auto postback'i aktif hale getirmemiz lazım yine.
O çok önemli arkadaşlar. Çoğu kimse onu unutuyor orada. Hele Ajax'ın içerisinde o çok hoş çalışıyor. Yani öyle gittiğini hiç görülmüyor bile neredeyse. Bunun sebebi şu, bu kalıntı bir bilgi olduğu için sayfayı Explorer'ı yeniden açmamız lazım. Yani o tarz bir şeyden. Çünkü yeni ama bu objekte bilgi yok diyor. Hayır, atayacak. Text'te changes var ya. O nereye gitti? Kimden nereye gitti diyorsunuz. Bu kaç oldu? 2 oldu. Evet, bunu true diyelim. Devam edelim. Şimdi buradaki spin işte buradaki bilgi değiştiğinde text özelliği değiştiğinde bu bilgiyi oraya ata diye böyle bir spin şeyi. Geç mi gidiyordu? Biraz tazelemesi zor. Evet, neyse. Aslında burada gayet süratli çalışıyor. Yok, bir gecikmeli mi? Yok. Yok. Şey değil. Son şeyi tam belki tazelemiyor olabilir. Zaman hani edit time gibi hani şundan aynısı hemen hemen. Şunu şöyle şuraya koyalım. Evet. Bu da saatleri kontrol ediyor. Tool button zaten bunu görmüştük. Şunun aynısıydı. Şuradaki üçgeni tıkladığımızda bunun hazır ön değerleri var. Bir tanesini beğenebiliyorsun. Bu hemen hemen çoğu şeyinde koymuşlar bunu. Buradakilerin hazır şeyinde. Şu web grid'i arkadaşlar en sona bırakacağım. O yüzden oraya girmek istemiyorum şimdilik. Auto form fill. Bunu şöyle otomatik doldurulabilir şey ama bunu tam bir şey etmedim ben. Bir ara denemiştim. Yani bunda hazır şöyle şeyler var. Kutular var. Düğmeye bir batıyorsunuz. Hepsini birden kendisi yazıyor. O tarz bir şey vardı. Şunu şeye bir geçelim. Şu calculating level. Bu çok güzel. Şimdi bunun şeyi de şundan bir tane daha ürettiğinizde bu da integer'dı zaten değil mi? ADV edit 2, ADV edit 1, evet. Bu iki bileşen üzerinde bakın neler yapıyor. Şimdi şurada önce bir formül ya bu bizi niye böyle böyle uğraştırıyor ya? Şunu bir durdurayım ben de gideyim. Evet arkadaşlar. Normalde level'ın, calculate level'ın formül parse kısmındaki add demek suretiyle buradan bir kontrol seçiyoruz. Yani hangi kontroller devreye girecek. Sonra bu girilen kontrollere biz hangi denklem değişken adını vereceğiz. Bunları belirttikten sonra hemen üstündeki formula denilen yerde bu denklemlere kod adı olarak verdiğimiz değişken isimlerine denklem olarak buraya yazmamız yeterli. Bunun sonucu otomatik olarak burada hesaplanıyor. Bunun sonucunu da şurada bir görmüş olalım. Evet, diyelim ki 30 ile 40'ı ne yaptık biz burada? Toplattırdık. Yüzde hesaplamaları, hani iç içe karışık parantezleri kullanma işlemleri, üst işlemleri tamamen geçerli. Bir çeşit Excel hücresi gibi. Evet, başka neyimiz varmış?
kelimelerde kullanmıyorsunuz. Hayır. Evet, calendar arkadaşlar. Onun, hatta bu bana göre şeyde çok daha güzel uygulanır. Hatta buna böyle iki değişken değil ha. 3-4 tane parametre de girebilirsiniz. Mesela vade, ay, faiz oranı. Ayda kaç para ödeyeceğim? Çar. Bitti. Birisine fiyat vereceğim böyle. Üstelik combo box'tan da değişkenleri çektirin. Kaç yıl olacak? Kaç ay olacak? Böyle yazmasına da gerek yok. Combo box'ları da kullanabilirsiniz orada. Tabii ki onun nesini kullanacaksınız? Value'larını kullanacaksınız. Evet, şimdi gelelim çok daha güzel, çok daha renkli şeylere. Takvimler var bu TMS'nin. Ondan sonra gayet şık. Efendim. Yine burada en fazla kaç yıla kadar olacak olaylarını ve ayını bir anda şey edebiliyorsunuz. Şuradaki sondi mondi hikayelerini, şuradaki günlerin ismini, kısaltma ismini, pazartesi salıyı kendinize ayarlayabilirsiniz. Ay isimlerini Türkçeleştirebilirsiniz. Değil mi? Ne hoş. Ondan sonra navigasyon, previous next. Yani şunlar en sonda son tarih ilk değil de bir sonraki önceki hikayelerini yukarı aşağı şeklinde. Ondan sonra yaptığınızda ama ben burada bir sonraki tarihi görmek istemiyorum veya bunları yapmak istemiyorum derseniz bunların bazılarını ne yapmayabilirsiniz, göstermeyebilirsiniz. Bu okları seçtiğiniz zaman tabii ki bunlar ortaya çıkacak. Ben bunu istemiyorum. Sadece şu ve şu ve bu da değilse de şu işimi görür. Bu sefer son yılı yani yılları ilerletme işini iptal edebilirsiniz. Böyle bir şey. Gayet şık. Başlıkta ondan sonra stillerle oynayabiliyorsunuz. Hatta eğer sizin bir class tanımlamanız varsa şunu da tanımlayabilirsiniz onu. En üstte şu title'ın hemen altına bir kod stil buraya girdiğinizde o kod stildeki stili bunu seçtikten sonra direkt şuraya o ismi yazmak suretiyle kullanabilirsiniz stilin adını. Otomatik olarak bunu algılar, o kullanır yani. O yazı fontuna falan çevirir. Zeki, bunlar senin işin. Evet. Onları düşünüyorsun, güzel. Şimdi bunu biraz şöyle küçültelim. Çok da küçültmeyelim. Şöyle bir şey olsun yeter. Evet, sırada bunun kullanımını zaten daha önceden gördük ama yine de şu bu tarih değil, bir tane daha şey ben bir level çekeyim. Yine şu gradient level kullanalım. Gradient level. Şunun 10 ne olayı var? 10 click olayı varmış. Bak bu daha güzel. Selected date'den ziyade 10 click olayı da güzelmiş. Bunu gradient level'ı 1'e gradient level 1'in text özelliğine calendar calculate değil calendar 1'in date olayına onu böyle girdiğimiz zaman ne yapmayacaktı arkadaşlar? Yapmayacaktı. Ama şurada direkt değişken tanımlamadan da ille de ben bunu kullanacağım diye uğraşırsak convert to string. Ha, bunun böyle bir şeyi de var. Yani to integer, to double gibi böyle bir stringi de var. Bu olursa bir şey mi alıyor? Saatte alıyor mu? Sistemden mi? Alır tabi. Saatte alıyor, atıyor mu acaba? Bir bakalım. Bir bakalım. F5'le bir tazeleyelim. Dur bakalım. Şuraya bir
Ondan ziyade Today they still daytime tipindenmiş. Mecburen saatte geliyor. Evet. Şey yapalım. Şuradan itibaren yapalım onu biz. Kaç tane kopya diyelim oradan. Kaç parantez. Oradan bir yer var dersen. Şu yılları götürüyor, şu ayları götürüyor diye gidiyor. Evet, yine bir explorer hatası. Evet, makinede bir şey var. Ve numara edit şeyleri, başka CC var mı? Burada clock da var. Onlar var da ben CC'lere baktım. O yokmuş. Hemen bir country çekeyim. Bu hemen hemen ilişkili. Bunu da otomobil prospekti yapmayalım şimdilik. Bunu bir derleyelim. Bunlar ne iş yapıyor? Kapatalım ya da çalışsın.